ilişkiler tasarımlar veya coğrafi işaretler, markalar gibi ticari hayatta kullanılan bazı işaretleri sınavi haklar grubu altında yine intizali koruma şartları gerçekleşmek kaydıyla sınavi haklar başlığı altında korumaya alıyor. Tabii ki konumuz olan yeni bitki çeşitleri üzerindeki haklarda ilgili kanun çerçevesinde sınavi haklar grubumuzda. Burada bu iki hak grubunu tekrar demin saydığımız bu iki hak grubunu tekrar vurgulamış olduk. Şimdi biz hukukçular için önemli. Ve benim buradaki rolümü de tam yerine getirip icra edebilmek için hukukçu olarak altını çizmemiz gereken bazı ilkeler var. Bu ülkelerin bir kısmı hem biraz evvel slaytta gördüğünüz fikri haklar için hem de sınai haklar için geçerli. Ama bazı ilkeler var ki sınai haklarda fikri haklara nazaran ayrılır. Şimdi isterseniz onlara kısaca değinelim. Hepinizin uyguladığı elinizdeki kanunlara ben sadece şu anda yukarıdan bir merkez istiyorum. Yeni bir şey söylemek lazım.
açısından da bir ölçme yapıyor. Kalite bakımından da bu bakalım her hak doğan, üzerinde hak doğan her çeşitler piyasaya sunar ama bakalım diğer değerlere nasıl diye de bakıyor. Onun için bu iki tezciyle ayırt etmek zorundayız. Ticaretin yapılabilmesi için ülke ulusal listelerine girmesi amaçlı kayıt listelerinde kimse hak sahibi olmaz. Oraya çeşidinizi kaydettirebilirsiniz. Hatta çeşidinizin devamını sağlanabilmesi açısından kendiniz ya da bir başkasını da göstermek zorundasınız. Bütün bu zahmetlere katlanırsınız ama bu sizi yine de o çeşit üzerinde 5042'den doğan haklar gibi güçlü haklarla donanmaz. Biz hukukçuları da staşlarımız zaten yeteri kadar diyor. Fakat biz hukukçuların da bilmesi gereken önemli iki tescil var arasında bir önemli farklar var bunlar. Demek ki tescil işlemi biz hukukçulara bu açıdan da bir mesaj veriyor. Koruma süreleri aynı bu şekilde gördük. Mülkiyet klasik bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkımızdan farklı olarak buradaki koruma süreleri, korumanın bir süreye bağlı olduğunu görüyoruz. Göreceli olarak uzun ama sonuçta sonsuza kadar değil mülkiyet hakkımızdan. Bu önemli ilke olarak her iki grupta ülkesel nitelikli haklar. Biz hukukçular için yine başka önemli bir kavram. Neden? Sabah bin çok güzel örnekler verildi. Hasan Bey bahsetti bunlar. Bu hak dedik ki tescille sınav hakları üzerinden gelindi. Hakan Bey ıslatçı hakkı diye. Bu hakkın doğumu için muhakkak o ülkenin tescil yapan kurumuna gidip tescil ettirmek zorundasınız. Aksi takdirde o ülkede o ülkenin korumayla ilgili bir kanunu olsa dahi o kanunun size tanıdığı bu insani yetkilerden ve koruma araçlarından faydalanamazsınız. Bu bir yönü. İkinci yönü, korumanın kapsamında o kanun belirler. Siz başka bir ülkede, Avrupa Birliği ülkelerinden birinden geliyorsunuz, ıslahçısınız. Bir çeşidinizi ağaç asma ve patatesi çıkaralım. Diğer çeşitlerinizi kaydettirdiniz. Orada ne kadar korunuyordu? Bu sabahki bilgilerinizi bir taze diyelim. Yıl korunuyor değil mi? Yani bizde ne kadar korunuyor? 25 yıl korunuyor tescilden itibaren. O ıslahçı tabii ki geliriye öldürmemek üzere gerekli süreleri gözetmek şartıyla orada Fransa'da diye bir tescil ettirdi. Türkiye'ye geldi tescil ettirdi. Burada hangi koruma süresinden yararlanır? Ülkesellik prensibi nedeniyle benim ülkem bu konuda ne kadar koruma süre koruma başlıyorsa ancak burada bu kadar süreler. Dolayısıyla Fransa'da onun koruma süresi dolduğunda aynı tarihlerde tescil yapılmışsa bize 5 yıl daha korunacak demektir. Bir karışıklık oldu ama lütfen örneğini temel olarak alın. Yani ülkeler arasında süreler bakımından farklılık varsa bu sizin kendi ülkenizde sahip olduğunuz hakkı diğer tescil yaptırdığınız ülkede de ileri sürmenize pek imkan var, vermez kanunlar arasında farklılık varsa da değil. Her ülkenin kendi kanunu tanıdığı kapsamda korumadan yararlanabilirsiniz. Bir diğer önemli konu, hakkın kendisi, fikri sınai hakkı, bu güçlü insani yetkilerin kendisi, üzerinde biz hukukçuların çok kullanmayı sevdiğimiz eski deyimle tecessüm etti. İfadesini buldu. Maddi durumdan farklıdır. Yani somut olarak diyelim ki bir yeni bir karanlık çeşit geliştirdiniz. Ve o dönem hasat dönemi o karanlıkları sattınız diyelim. Bir şekilde yolda giderken ya da burada taşıma nakil aracının başına bir iş geldi ve yok oldu onlar. Sizin hakkınız sona ermez. Fikri sınai hakların üzerinde tecessüm ettiği, fiziken ifadesini bulduğu maddi üründen, materyalden farklı bir şekilde var olmasının anlamı budur. Halbuki mülkiyet öyle değildir. İşlemiz olduğu sürece sizin hakkınız devam eder. Her yoksa bir tane. Fikri sınai hakların varlığı da korunma süresi kadar devam eder. Yüksel olan ubiquity diye fiziki ortamdan müstesna bir şekilde koruma süresi içerisinde her zaman daima her yer
olacağını tahmin ediyorum şu noktada. Bu kadar çok tıraşlı bitki ve usulüne patent alınmışsa bunlar şu anda Türkiye'de piyasada mı? Hayır. Neden? Çünkü bir başka kanun devreye giriyor. Biyogüvenlik kanunu 5. maddesi. Neden? Genleri değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi yasaktırlar. Türkiye'de bu kanunumuz bu üretimi yasaklıyor. Onun için şu anda patent teşhisimizin sayfasında yüzün üzerinde transgenik bitki ve biyolojik yöntemle olmayan biyoteknolojinin yöntemi yetiştirme usulleri için patent alınmış olabilir. Fakat piyasamızda biyogüvenlik kanunumuz nedeniyle bunlar hayata geçirmiş değildir. Zaten mevcut düzenlemelerle bilgiyle ve hayır tescil yönetmeliğimizle bunların kalbinin yapılması, ciğerinin yapılması hem kanun hem de bu düzenlemeler nedeniyle mümkün değil. Ek düzenlemelere ihtiyaç var ama hukuk sistemimizde Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf olmamız ve KYK'mızın 6. maddesinin hükmü nedeniyle biz de tescil ikram edildik. İçkiler çeşitleniyorum. Tekrar içkiler ve biyolojik olmayan yöntemler için yöntemler için alınmış patentler var. O yüzden patentin üzerine de odaklanacağım. Bu ıslah çarkları ile ilgili açıklamaları yaparken. İkinci düzenlememiz 5042. Tabii bunlar bunların yanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler Sabahleyin Dünya Ciğer Örgütü'nün Tris Anlaşması, UPO Sözleşmesi, Avrupa Patent Sözleşmesi'nden bahsedildi. Bir de özel ilişkimiz nedeniyle Avrupa Birliği ile uzun süreli ilişkimiz nedeniyle Ankara Anlaşması'nın özel hükmü ve bu anlaşmanın Gümrük Birliği'ni başlatan Ortaklık Konseyi kararı dolayısıyla Avrupa Birliği'nin tüm Avrupa Birliği çapında tek bir bitki patenti yararlan özel bir tüzüğü var. Sabahleyin'de bahsedildi 2194. Bu tüzük de bizim ilişkilerimizde yasal düzenlemelerimizi yaparken etkili oldu. Şimdi bunu daireler şeklinde niye gösterdim? Bir düzenlemeyi hazırlarken ülke olarak ilişkili olduğunuz uluslararası sözleşmeler, üyesi olduğunuz organizasyonlar yaptığınız mevzuatı şekillendiriyor. Bunun tamamını kapsayan ana ilkeleri kuran Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ve bu anlaşmanın ilk bir sözleşmesi, buradaki hükümler hem bitki, yeni bitki çeşitlerinin korunmasında hem biyoteknolojik buluşlara patent verilmesi açısından temel ilkeleri içeriyor. Onun için bizim KYK, patent KYK'mızda ve 542 sayılı kanundaki ilkeler kendiliğinden doğmuş ilkeler değil. Bütün bu içinde bulunduğumuz uluslararası mevzuat değil, organizasyonlara üyelik bütün bunların dikkate alınmasına neden olmuş. Aynı şekilde Avrupa Patent Organizasyonu'nda üyesi olduğumuz için sabahleyin Avrupa Patent Sözleşmesi'ne atıfta bulunduk. Orada da patent verilemeyecek kuruluşlardan bahsederken bitki çeşitlerini ve esas itibariyle biyolojik yöntemlere dayalı usulleri patent verilemeyeceğini belirtmiştir. UPO bir başka uluslararası organizasyon ve yeni bitki çeşitleriyle ilgili temel sözleşmenin hazırlandığı organizasyon. Bunun mesela 5. maddesi neyin yeni bitki çeşidi olarak korunacağını belirtirken yeni, farklı, yetmesel, durulmuş ve bir isim verilen yeni çeşidi yeni bitki çeşitleri mevzuatı çerçevesinde korumaya alınacağı ilgisini koymuş ki bizde de 542 sayılı kanun ilgili maddesi tamamen bundan istenmiş. Demek ki ilkeler ve bizim düzenlemelerimizin hukukçuların deyimiyle beyazı ona kaynak teşkil eden dokümanlar bu uluslararası dokümanlar. Bu uluslararası dokümanların şu açıdan sadece çok güzel sorular soruldu. Acaba bizde bu kanun maddesinde biraz bunlar geçmiş ama esas adlarımızın POS sözleşmesi böyle söylüyor ya da Avrupa Patent Sözleşmesi'nde böyle bir tanım var gibi ifadeler. Acaba bir sakinlere yol gösterici olur mu? Bir hukukçu olarak hemen sizin de
tereddüt halinde doktrin zaten mehaz olarak uluslararası sözleşmelere gidiyor. Ayşet hocamızın kitabında baktığınız zaman sık sık mehazdan örnekler var, karşılaştırmalar var bunu yapıyor. Onun için hem tescil yapan idaredeki görevlilerin hem biz yargıçların bir tereddüt halinde bunlara başvurmamamız için hiçbir neden olmadığını düşünen hukukçular arasında yer alıyorum, paylaşmasını. Şimdi bu iki hak grubu altına çizdik, temel ilkelerin ışığı altında hak sahibine bir takım güçlü iktisadi yetkiler vermekte ama bunu belirli sürelerle sınırlı vermekte, diğer taraftan hak sahibine yetkilerine de bazı istisnalar yapmak. Zaman istiyorlar, slaytlarda bunları hep tek tek geçtik. Ben süratli geçeceğim. Bunun üzerinde durmanın nedeni biraz sonra sizinle vurgulayacağım. Bu haklar neden konuluyor sorusunu daha rahat cevaplandırabilmek için seçtim bu sular. Gördüğünüz gibi delik haklarını bilirsiniz. Hak sahibinin, eser sahibinin bir takım mali, manevi hakları vardır. Bunların arasında hakta konulan eseri çoğaltmak, yaymak, dağıtmak gibi manevi hakları vardır. İsim hakkı, eseri değiştirilmesi, önleme hakkı. Patente keza öyledir. Patente kamu ürünü üretimine, satışı, kullanımı, ithalatı, işte kişisel ihtiyaç dışında evde bulundurma konusunda bir bunu izinsiz yapıyorsam önleme hakkı nasıl bir etki? Ve usul patentleri çok önemli. Çünkü bizim yeni çeşitlerimizi de etkiliyor. Bir usul patenti sonucu doğrudan elde edilen ürün de patent hukukunun prensibinin bir sonucu olarak